Gezmeye devam Efincanlı hemşehrilerim. Bakın Eğin'de geziyorum ve neredeyim? Şöyle bir göster. Dükkanenin önündeyiz. Buyurun hep beraber içeriye girelim. İçeride neler varmış? Bizim Erzincan'ımızın olmazsa olmazları bakırları. Bakın görüyor musunuz cezveler? Süper hepsi. Bakın tavalar. Aa, burada da bu küplerde eskinin küpleri görüyor musunuz? İbrikler. Evet, gözlemler. Hoş bulduk abi. Evet, burada abimi. Nasılsınız abi? Sağ olun, çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet, burada abim Lök'ün imalatını yapıyor. Şimdi Lök nasıl yapılıyor? Kısaca önce bir abimizi tanıyalım. Şöyle bir dakika daha yaklaştıralım. Abi kısaca tanıyalım. Ben Salim Çomanoğlu. Burada Lök yapıyoruz. Evet. 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Şöyle şimdi Kemaliye'mizin dutu meşhur efendim. Çekirdeksiz ve tatlıdır. Bu dutlar güneşleyince kuruttuktan sonra evet. Değirmende bakın şöyle toz haline getiriyoruz. Un haline getiriyoruz. İyice evet. Kuruttuk. Daha sonra gördüğünüz şu anda cevizle birlikte yaklaşık 2,5 saat. Şöyle bir yakına gelirsen sevinirim. Geç o taraftan bu tarafa. Buradan. Yaklaşık 2 saat dövülüyor. Eğer Erzincan'da görüyor musunuz? O zaman bir ipin yapıldığı 2 saat içeri dövülüyor. Cevizle birlikte. Burada dutun tatlılığı bakın, var. Bakın görüyor musunuz? Toz haline geliyor iyice. Zaten toz haline değdi. Cevizle iyice yoğruluyor. Yağıyla evet. Birlikte özdeşleşiyor. Peki kardeşim peki bunun içine başka bir şey katılıyor başka mu? Başka bir şey var. Dutun kendi tatlılığı. Evet. Cevizinde yağ çıktıkça dövülüyor. Sonra da şöyle bir tatlı çıkıyor. Bitmiş hali de bu. Bakın görüyor musunuz? Yeni başladı. Evet. 2 saat dövüledi. Şimdi böyle bir tadıyoruz. Yani bir bakıyoruz. Nefis. Bence Eğin'e gelin ve Lök yemeden gitmeyin derim. Nefis bir tatlı. Evet çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir ortama bakalım. Ortamda yüresel bir şekilde düzenlenmiş. Şöyle bir bakalım. Evet, bu arada değerli hemşehrimize çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Evet, şimdi dışarıya çıkıyoruz. Buranın üst katı var. Üst katta da yöresel yemekleri var. Orayı tanıtacağım size. Buyurun gidelim. Yalnız müthiş bir görseli var. Bakın. Yalnız bu harikaymış, biliyor musunuz? Görüyor musunuz? Tabii Gölü hemen üstte. Bir görsele bir bakın ya. Müthiş. Nefis buz gibi bir suyu var. Şimdi çıkıyoruz. Şu merkezinin güzelliğine bir bakın. Bakın hemen. Aşağıya doğru iniyor. Bak. Biraz önce çıktım üstte. Onu da ben videoya aldım. Kadı Gölü'nün çıkış gözetini de videoya aldım. Şimdi buradan giriyoruz. Bakın. Yine Eğin'in olmazsa olmazı kapı tokmakları. Hepsi özel ve de güzel. Giriyoruz. Şöyle. Bakın. Önce bizi böyle çok güzel bir şişe karşılıyor. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Güzel. Evet. Abi. Bir gel. Şu anda videodayız abi. Hoş geldiniz. Aşağıda notumuzu tanıttık. Şimdi de Eğin'imize ait yöresel yemeklerimizi tanıtacağız. Öncelikle abi sizi tanıyalım. Biraz yaklaştır. Lökhane, Lökçü Faruk diyelim ama bir sürü lokal tanıdık var. Lökhane aşağıda evet. Burada devam ediyoruz. Ve yöresel yemeklerimiz var. Evet biz abimle Emik Fuarı'nda da karşılaşmıştık. Orada da gene biz Lökçü tanıtmıştık. Şimdi böyle bir yaklaştıralım.
İsterseniz şöyle bir geçebilir miyiz? Daha iyi görsel açıdan. Şöyle bir gel. Değerli abi. Şimdi şöyle bize bir yemekleri tarif. Bu yöresel badişli çorbamız. Evet. Tamam, müthiş güzel görünüyor. Reyhan falan vardı bunun içerisinde. Reyhan kavurmamız. Harika. Bu da yine eğine özel. Eğin üstünü. Keşkeğimiz. Olmazsa olmaz. Erzincan keşkeğimiz. Değerli Erzincanlılar. Yemiş gibi olun. Et keşkeği. Görünsün et. Etsiz taze fasulye. Evet. Bu da gene yörede yetişen fasulyelerden değil bahçemiz, mi? Kendi bahçemiz. Hı-hı. Ekimi dikimi bize ait. Bu da kabak çiçeği dolması. Burada, hepsi burada yetişiyor. Pilav çeşitlerimiz mevcut. Evet, değerli abim çok çok teşekkür ediyoruz size de. Burada yöresel odalarımız var herhalde. Oralarda sunum yapıyorsunuz. Evet. Bir de benim şurada sofra bir ilgimi çekti. Bunu göstereyim ben. Bakın, sofraya kolay ulaşsınlar diye toplu halde geliyorlar buraya değil mi? Bakın, görüyor, görüyor musunuz? Kafa kapkır toprağı. Süper. Bir tane de odamızı gösterebilir miyiz? Tamam. Evet, öbür odalarda müşteriler var. Onları daha rahatsız etmiyoruz. Şöyle şu odayı da çekelim. Bakın, görüyor musunuz? Evet. Yine olmazsa olmaz bakırlarımız. Bakın. Bir de tavanları çekebilir misin? Bakın. Tavanları çek. Bakın, görüyor musunuz? İsli isli tavanlar. Ne kadar güzel ya, doğal. O köşedeki. Bakın şu kapıyı da çekin. Evet, değerli Erzincanlılar, gezmeye devam.